8'de sağlık programımız tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi karşınızda klinik psikolog İrem Koç'la birlikteyiz. Programımıza hoş geldiniz. Teşekkürler, sağ olun. Hoş geldiniz, nasılsınız? Teşekkürler, siz nasılsınız? Bizlerdeyiz. Ne kadar güler yüzlüsünüz, ne güzel gülüyorsunuz. Teşekkür ederim. Tabii evet. Şimdi sizin alanınız psikoloji olunca son 2 yıldır, 3 yıldır gerçekten özellikle bu pandemi döneminde sıkıntılı süreçlerden evet. geçtik hepimiz. Hepimizin kaygı durumları oluştu. Evet. Birçok ailede, buna ben de dahilim gerçekten, Covid sebebiyle kayıplar gerçekleşti. Covid zaten başlı başına psikolojilerimizi ve düzenlerimizi bozdu. Hı-hı. Açıkçası mesela ben şunu merak ediyorum, birçok eve ateş düştü diyebiliriz. Tabii. Gelecek kaygılarımız oldu. Her yaş grubunda oluştu. Çocuklarda hı hı. keza öyle, gençlerde, yaşlılarda öyle. Yani hı hı. sürekli bir kaygı dönemi oluştu. Şimdi bütün bunlara baktığımda belki 10 sene sonra, gerçekten veya 15 sene sonra bu dönem, yani 2020 ve 2021 hatta 2022 dönemi bizler için çok kaygılı, zor, yani travmatik bir yıl olmuş olacak. Şimdi buradan şeye geçeceğim. Yani biz geçmişimizi silebiliyor muyuz? Çünkü bende derin kaygılar oluştu. Babamı kaybettim. Covid sebebiyle çok ciddi bir travmam oluştu. Çok teşekkür ederim. Benim gibi belki binlerce, yüz binlerce, milyonlarca insan dünya üzerinde tabii, bakacak evet. olursak. Tabii bu bir travma. Ve bu travmaları, yani geçmişi, yaşamış olduğumuz geçmişi nasıl silebiliriz? Ben bununla başlamak istedim aslında. Aslında bize başvuran insanların birçoğunun talebi de bu yönde oluyor. Yani tabii burada bir yas süreci var, ölümden bahsediyoruz ama haricinde onlara üzüntü veren, kıran, bu tür konuları da unutmak istiyorlar ama tam tersi, unutmak bizi iyileştirmez. Unuttuğumuz zaman aynı hataya bir daha düşebiliriz. Tabii sizinki bambaşka. Burada bir hani ölümden bahsettik. Burada tutulması gereken bir yasımız var ve gerektiği şekilde yasımızı tutarsak zaten süreci sağlıklı bir şekilde atlatabiliyoruz. O yüzden belki acıyı hissetmek, orada yaşamak, yasımızı tutmak ölümler ve kayıplar için en iyileştirici yan. Diğer türlü hatalarımız, yaşadığımız üzüntülü konularda da ders çıkarmamız lazım ama dönüp anıya, sanki böyle filme bakıyormuşuz gibi dönüp baktığımızda ilk günkü acıyı barındırmaması gerekiyor. Ve orada duyarsızlaşmasını sağlamaya çalışıyorum danışanlarımın. Yani en azından ben kendi çalıştığım ekollerde bu şekilde ilerliyorum. Unutmuyoruz, silmiyoruz. Bunları yapmaya çalışmak zaten bastırma. Hani bazı insanlar böyle çocukluğumu hatırlayamıyorum der. Ya da dönüp çok acı veren bir konuyu artık hatırlamıyorum biliyor musunuz derler. Bunu istemiyoruz. Yani hatırlansın ki aynı hataya bir daha düşülmesin. Çok doğru. Burada tabii şey önemli, hani bir gelen danışanlar şunu merak ediyordur diye düşünüyorum. Psikoloğa geldikleri zaman kaç seansta çözüme ulaşabiliyorlar? Ortalama bir seans verebiliyorlar. Bu çok bireysel. Yani ortalama seans vermek biraz daha hani işin şaklabanlığı kısmı gibi oluyor. Hani değil sizin mi? Yani işte, tek seansta çözüm. Evet ya da işte 10 seans tamam işte bitti gibi. Bu çok yanlış bir yaklaşım aynı zamanda. Ya da işte toplu ücret alımı gibi şeyler de olabiliyor. Mesela bu da çok doğru değil. Çünkü ne zaman biteceği belli değil. Aslında sürecin. Çok doğru. bireysel. Danışanla paylaşmadan bazen oluyor. Mesela danışan geliyor ve ben iç sesimle tamam diyorum. Mesela çok uzun sürmez herhalde gibi iç sesimle konuşmam. Abi bakıyorum altından başka konular çıkıyor. Hani biz yüzeydeki konuyu aslında getiriyoruz psikoloğa gittiğimiz ama zaman. Ama buzdağının görünmeyen bir kısmı tabii var. Tabii ki ve orası kocaman bir alan. O da terapinin içindeyken ortaya çıkıyor. Danışanın da tabii kendini güvende hissetmesiyle vermediği bilgileri bir süre sonra vermesi ya da kendi farkındalığı yok ve terapiyle birlikte farkındalık kazandığında işte o geçmişte aslında ona hasar veren konuların farkına varıyor. O zaman da süreç uzayabiliyor ya da çok daha kısa sürebiliyor. Yani genetik geçişler de önemli burada. Stresle baş etme becerilerimiz genetik olarak da bize aslında aktarılan bir durum. Ve işte bir bakıyorsunuz danışan çok kısa bir süre içinde atlatabiliyor. Yani mesela kimi insan evladını kaybettiğinde belki bir ömür kendine gelemeyip evet. yaşama uyum sağlayamayabiliyor. Ama kimisi de çok hızlıca yaşama tekrar, tabii ki o acı her zaman içinde. Hani şunu demiyoruz, tamam artık bu konuya üzülmeyin gibi bir şey değil. Tabii ki üzülecek. Hani duyarsızlaşmada bile biz belli konular var ki sıfırlansın istemiyoruz acının, üzüntünün. Zaten öyle bir şey olabileceğini olamaz. Düşünmüyorum açık. Tabii yani ki. Ölüm acısı özellikle. Şimdi çok kesinlikle. Ölüm üzerine gittik, yas üzerine gittik ama insanı bambaşka bir boyuta geçiriyor. Öyle. Gerçekten o mutlaka bir yerlerde kalıyor ama bir şekilde yaşam da devam ediyor. Öyle.
Yani buradan şeye gelmek istiyorum, erken teşhis. Şimdi aslında birçok değil mi hastalıkta erken teşhis çok önemli. Hı hı. Psikolojide de biraz erken teşhisin öneminden söz edelim mi? Tabii. Şimdi şöyle örnek veriyorum. Ben genelde daha anlaşılır olsun diye metafor olarak veriyorum. Var olan problem bir bitkinin böyle yeşillenmiş, çiçeklenmiş kısmı gibi düşünebiliriz. Ama altta onu besleyen kökler var. Tabii kökler zaman içerisinde kendini büyütüyor ve dallanıyor, budaklanıyor bir yerde. Ve erken müdahale ettiğimiz zaman o kökleri yok etme süremiz daha da kısalmış oluyor ve daha da kolaylaşıyor. Şimdi ağacın kökü de zamanla kalınlaşır değil mi? Problemler de öyle. Biz ne kadar erken müdahale edersek o kadar hızlıca aslında toparlayabiliyoruz. Ve önemli olan da o kökleri temizlemek, tekrar yeşermesin diye. Hani çok basit, insanlar bizde hep şey istiyorlar, böyle bir anda çözülsün, sihirli bir değnek et evet, istiyoruz. Evet, kesinlikle. Bir de şey çok var değil mi? Mesela psikologlara gitmeye de çekiniyoruz ya da psikiyatrlara. Toplumumuzda bu çok fazla var. Çok şükür son dönemde bunu aştık gibi. Aman harika, çünkü hep şey vardır ya, işte psikoloğa gidip ne yapacağım? Ben arkadaşımla dertleşiyorum, o beni dinliyor. Yani buradan özellikle altını çiziyorum ben her programda. Her alanın alanındaki uzmanına mutlaka gitmek gerekiyor. Evet, arkadaşın seni dinleyebilir ama burada dinlemeden ziyade çözüm önerileri, tedavi süreçleri ve iyileşme protokolünü gerçekleştirmek için ana detaylar önemli. Kesinlikle. Onun için mutlaka uzmanlara gitmek ve o konuda bilgi almak destek çok almak. Önemli diye düşünüyorum. Kesinlikle. Destek almak. Tabii burada yetişkinlerin yaz sürecinden bahsettik. Çocuklar çok daha etkilenebiliyor bu tarz durumlardan. Özellikle erişkin akrabalarını kaybettikleri zaman annelerini, babalarını kaybedebilirler veya dedelerini kaybedebilirler. Burada ne gibi önerilerde bulunuyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Şimdi çocuklar için ölüm çok bilinen bir kavram da değil. İlk önce ölümün ne olduğunu çocuğa doğru şekilde aktarmak çok kıymetli. Yani bu pandemi sürecinde çocuklar mesela televizyonda sürekli işte bu kadar kişi öldü, bu oldu. Hani ölümle kendileri maruz kalmasa da yakınlarından bu sefer haberlerde, işte televizyonda pandemi kaynaklı sürekli bir ölüm korkusu, ölüm kaygısı da çok arttı. Ve o yüzden ölümü sorguluyorlar. Yani baktığınızda benim de iki kızım var ve onlar da hani sürekli böyle ölüm ne? Hani bunu anlamaya çalışıyorlar. İlk önce o soru işaretini yok etmek aslında çocuklardan. Yani ölümü doğru şekilde aktarmak. Yani uykuya mesela, uykuya mı benziyor? Hani çocuklar için böyle kafalarında kolaylaştırmak istiyorlar aslında tanım olarak. Ama biz onların anlayabileceği yaş düzeylerine uygun olacak şekilde doğru bir şekilde bilgiyi aktarmalıyız çocuklarda. Veya yakınlarında birilerini kaybettiklerinde yaz süreçlerini tutmalarına çocuklarda da müsaade etmemiz lazım. Yani yaz tutmak önemli bir kısım. Evet. Ve doğru bir şekilde aktarmak. Belki işte anısına bir çiçek almak ya da bir çiçek dikmek, ağaç dikmek gibi olabilir. İşte bir anı kutusu hazırlamak olabilir. İşte o sevdiği kişinin eşyalarından oluşan ya da onun için resimler yapıp içine o kutunun eklemesini sağlamak. Duygularını anlatmasını sağlamak. Bu çok önemli. İlla ki bir psikoloğa değil bu arada. Yani sevdiği birisi olabilir. Bir yetişkinle duygularını paylaşmak ve yalnız olmadığını, başkalarının da bu tür duygulara sahip olduğunu bilmek çocukları rahatlatacaktır. En önemli kısmı da ölümün doğru tanımını yapmak çocuk için. Şeyi merak ettim, kaç yaşında çocuk bizim algıladığımız şekilde algılamaya başlıyor ortalama? Yani çocuklarda aslında bu 6 yaş itibariyle böyle net bir şekilde ama yine de bir bizim dilimizle çocuğa aktarmak tabii ki onu yine ürkütecektir. Evet. Ama onun anlayabileceği düzeyde doğru bilgiyle ve sadece kendi kültürümüzle olan sistemde değil. Hani şimdi biz tabii ki gömüyoruz ama yakan da bir inanç var. Çocuğa bütün aslında var olan inançların içerisindeki ölümün tanımını veya ölümün ritüellerini anlatıp peki sen neye inanıyorsun? Mesela cennet. İşte biz hemen çocuklarımıza cennete gitti diyoruz. Bu sefer de çocuk cennet nerede diyor. Hani arabayla, otobüsle, uçakla gidilebilecek bir yer sanıyor. O yüzden ona bunu anlatmalıyız. Hani cennete karşı inançlar da farklılık gösteriyor. Hani kimisi gökyüzünde işte bulutların içinde, yıldızların arasında bir yer olarak düşünüyor. Ama kimisi de aslında yaşadığımız alanın içerisinde cennet dünyanın içerisinde huzur bulduğun yer de diyebiliyor. Biz çocuklarımıza birçok seçeneğini, hani inançların farklılıklarını sunup peki sen hangisine inanıyorsun? Senin için hangisi daha mantıklı gibi. Hani var olan mevcut hani Türkiye'de genel inancımızın dışında bütün inanç sistemlerinden bahsedip sen hangisine inanırsın gibi bir yol izlemek daha sağlıklı olabiliyor.
Verdiğiniz kıymetli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Evet efendim, 8'de Sağlık programımızın bugünkü konuğu klinik psikolog İrem Koç'la birlikteydik. Kendisiyle bugün acı veren durumları nasıl silebileceğimizden bahsettik. Özellikle psikolojide bireyselliğin çok önemli olduğundan bahsettik. Verdiği değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. 8'de Sağlık programımız tüm hızıyla devam ediyor.